Tayyip Erdoğan şu anda sürekli kızıyor durumda. Çünkü bizi oyaladılar. Biz tam girecektik. Önümüze bir paket getirdiler. Ona evet dedik ama görüyoruz ki aslında gün geçtikçe amaçları orada Kürtleri korumak, bizimle beraber çalışmak değil diyor. Dolayısıyla bir bakıma o milliyetçi havayı ve aldatılmışlık hissini ön plana çıkarıyor. Ama bence aldatılmışlık hissi falan yok. İki tarafında gayet mantıklı bir şekilde oynadıkları bir oyun var. Ve oyun şu, daha da fazla ilişkilerin gerilmesini ve çökmesini istemiyorlar. Trump da istemiyor, Erdoğan da istemiyor. Erdoğan istemiyor çünkü eğer Trump'la ilişkileri bozulursa, mesela Suriye'ye birdenbire Türkiye çok ciddi bir askeri çıkarma yaparsa Kürtlere karşı, Türkiye ekonomisi çok ciddi etkilenecek bundan. Niye? Çünkü bu sefer Trump Erdoğan'ı Washington'da koruyamaz duruma gelecek. Kongre'ye karşı, bu Katsa yaptırımlarına karşı koruyamaz duruma gelecek. Kongre'deki hava belli. Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar getirilmeli deniyor hep. Bunun önünde de Trump var. Dolayısıyla yani Amerika açısından Türkiye'yi orada biraz frenlemek çok önemli. Çünkü Amerika da zaten Türkiye'ye çok, yani özellikle Trump ve Pentagon, Türkiye ile Kuzey Suriye'de ciddi bir gerginlik yaşamak istemiyor. Türkiye'nin daha da fazla Rusya kampına kaymasını istemiyor. Eğer bu Katsa yaptırımları getirilirse, F-35'ler dışında başka askeri alanlarda yaptırımlar ve ekonomik yaptırımlar getirilirse, Türkiye'nin daha da fazla Avrasyacı, daha da fazla Rusya'ya kayan bir dış politikaya gireceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla Amerika açısından da bu dansı devam ettirmek, bu ilişkileri en azından belirli bir platformda tutmak önemliydi. Dolayısıyla iki taraf da şu anda memnun gibi gözükmese de, özellikle Türkiye tarafı, şu anki durum ehvenişer ve Erdoğan'ın da tercih edebileceği bir durum. Zira bunun alternatifi Amerika ile çok ciddi bir krize gidilmesiydi. O da Türk ekonomisini çok daha ciddi etkilerdi. Türk dış politikasında da ciddi bir Rusya'ya daha ciddi bir dönüşe neden olurdu. Bunu da bence istemiyor Erdoğan. Nihayetinde NATO'da kalmak istiyor. NATO'dan çıkmak istemiyor. NATO ve Rusya arasında bir denge siyaseti izlemek istiyor.